Burada bir değişiklik yok sultanım. Anlıyorum. Hekim kadın, hünkârımız nasıl? Bir değişiklik var mı? Hünkârımızın vaziyeti ne zamandır umrunuzda? Hani bu saray sizindi? Kimse sizi buradan çıkaramazdı. İlk kaçan siz oldunuz. Boyundan büyük laflar etme Handan. Aklın yetseydi neden gitmek istediğimizi anlatırdık. Kimi kandırıyorsunuz? Gördüm sizi. Kediniz Elizabeth kadar düşünmediniz torunlarınızı. Cesaretle aptallığı birbirine karıştırma ben Liyasek. Ne yapsaydık? Sizin gibi oturup ağlasa mıydık? Devleti ayakta tutmak varken vaziyete razı mı gelecektik? Duda Hatun, mütemadiyen malumat istiyorum. Baş üstüne sultanım. Zinhar Duda, hiçbir malumat verilmeyecek. Yasak. Sultanım. Bütün paşalar davetinize icabet edecek. İnciri Köşk'te sizi bekliyorlar. Âlâ. Bu meseleye bir çözüm bulmamız şart. Bir daha aynı şeyleri yaşamak istemiyorum. İnşallah. Emsal teşkil edecek bir hadiseyi ne okudum ne işittim Lala Mehmet Paşa. Osmanoğlu kalmazsa tahta kim geçer? Tam bir muamma. Celali eşkıyası pusuda. Nizam-ı alem çöktükten sonra ahu vah etmenin kimseye hayrı olmaz. Paşa Hazretleri. Şeyhülislam efendi. Gel Derviş Paşa. İnşallah hayırlı haberlerle gelmişsindir. Hünkârımız, şehzademiz nasıllar? Vaziyet aynı paşam. Hekimler ellerinden geleni yapıyorlar. Allah'ın izniyle kurtulacaklar. Kuyucu Murat Paşa'yı çağıralım, orduyla gelsin. O kadar vaktimiz yok. Ulufe günü kargaşa tekrar başlayacak. Ne yapacağız? Hatunlardan mı medet umacağız? Paşalar, emri hak vuku bulur ise bir çareyiz. Asayişi sağlayıp devletimizin istikbalini kurtaracak bir tek şey kaldı. O da tahtın varisini düşünmek. Bizim namzetimiz Ali Cengiz'den Hanzade Mehmet Giray'dır. Sultanım, hangi sıfatla fikrinizi beyan edersiniz? Zira valide sultan değilsiniz artık. Haddini bil Derviş Paşa. Biz validelerin validesi Safiye Sultanız. Handan Sultanımızın da fikrini alırız elbet. Biz devam edelim Hüft Efendi. Hanedanımızda kan bağı olması hasebiyle benim namzedim Sokullu Zade İbrahim Paşa'dır. Müftü Efendi yerden göğe kadar haklı. Sokullu Zade İbrahim Paşa dururken Giraylar tahta geçemez. Benim gönlüm Mehmet Giray'dan yanadır. Mehmet Giray'ın İbrahim Paşa'ya kıyasla nice meziyeti mevcut. Üstelik o da hükümdar soyundan geliyor. Sen ne dersin Derviş Paşa? Edep derim paşam. Edep. Hünkârımız sağken bunları konuşmak yakışık alır mı? Ben bu meclisten affımı isterim. Neylerseniz eleyin. Paşalar. Vezir-i Azam, Müftü Efendi. Hissi davranmanın vakti değil. Devlette devamlılık esastır. Siz müşavereye devam edin.
Vakti geldiğinde nihai kararı alırız.